Bir kimya ya da organik kimya dersinde göreceğiniz aromatik bileşiklerin %99'unun ya benzen ya da benzenden türemiş bir molekül olacağından bahsetmiştik. Bu videoda ise bu moleküllerin bazılarını tespit ederek onları nasıl adlandıracağımıza bakacağız. Ve tabi bunların çoğuna aşinasınızdır diye düşünüyorum. Benzen bildiğiniz gibi şu şekilde görünüyor. Yani 3 çift bağın olduğu 6 karbonlu bir halka. Evet. Çift bağlarımız şu şekilde. Tabii bu olabilecek tek konfigürasyon değil. Bazen böyle şu sağdaki biçimde gösterilir. Yani çift bağların yeri değişir. Veya bazen de bu şekilde çizilir. Yani aslında bu konfigürasyonların hiçbiri tam olarak doğru değil. İşin özü buradaki pi elektronları tüm halka etrafında hareket eder. Hatta bazen bu durum içinde daire bulunan bir altıgen olan gösterimlerde görebiliyoruz. Şimdi buraya bir başka yapı eklersek bunu adlandırmak oldukça basitleşecek. Diyelim ki şöyle bir molekülümüz var. Evet, bu bir benzen. Şimdi buradaki karbonun 1, 2, 3 tane bağı olsun. Tabii başka bir şey çizmeseydim burada bir hidrojenin de olduğunu varsayabilirdik ama belki de burada hidrojen yok. Şimdi farklı bir renk seçip buraya bir klor ekleyelim. O zaman bu bir klorobenzen olur. Altına yazalım. Klorobenzen. Brom olsaydı bromo benzen olurdu. Yani adlandırmak oldukça basit. Evet, şimdi biraz değiştirip çizelim. Elimizde kloro zaten var. Bir düşünelim. Mesela şurada da bir bromo olsun. O zaman onu da şuraya eklemiş olalım. Şimdi numaralandırmaya geçebiliriz. Aslında her iki yerden de numaralandırmaya başlayabilirsiniz. Bromla başlayalım. Alfabetik olarak o önde diye öyle seçtim. Böylelikle molekülümüzün adı 1 bromo 2 kloro benzen oluyor. Oldukça basit. Evet, şimdi burası biraz karışık gelebilir. Bildiğiniz gibi bu IUPAC adlandırması. Yaygın adlandırmaya ek olarak bir de biliyorsunuz bu sistematik adlandırma var. Ancak tüm benzen veya benzen türevi molekülleri organik kimyada o kadar kökleşmiştir ki sistematik adlandırma bile aslına bakarsanız yaygın adını kullanır. İşte yaygın benzen türevlerinden bir tanesi. Tam şuraya şöyle bir molekül çizmeye çalışalım. Bunu şöyle çift bağlarla yapıyoruz. Evet, molekülümüz böyle. Burada da bir OH bulunuyor. Bu bir fenol. Yani artık benzen olarak adlandırılmıyor. Şimdi eğer buna benzeyen bir molekül karşınıza çıkarsa bu da fenol gibi. Aslında fenol ama diyelim ki burada bir brom bulunuyor. Şimdi burada yapacağımız şey bu molekülü onu fenol yapan yerden numaralandırmaya başlamak olacak. Öyleyse burası 1, şurası da 2. Bu durumda adımız 2-bromofenol olacak. Tabii maalesef bu ezberlememiz gereken şeylerden biri. Yani fenolün aslında OH grubu içeren bir benzen halkası olduğunu ezberlemekten başka çare yok gibi. Bir başka molekül daha çizelim. Bunu da ezberlemeniz iyi olacaktır diye düşünüyorum. Organik kimyada en azından benim için en kafa karıştırıcı şey birinin sizin anladığınızı zannederek bir molekülün adını söylediği zamandır. Ama aslında nasıl bir molekül olduğunu anlayamıyorsunuzdur. Bu yüzden olabildiğince çok molekül adını anlamak, moleküllere olabildiğince aşina olmak iyi olabilir. Evet, şimdi elimizde bir benzen halkası bulunuyor. Ve halkamızın tam üzerinde de bir metil grubu var. Tabi bu bir toluen. Diyelim ki burada da bir flor bulunuyor. O zaman bir sayalım. Burası 1 2 ve 3. Yani adımız 3 florotoluen olacak. Yine sayalım. 1 2 ve 3. Bu yapıyı toluen yapan gruptan numaralandırmaya başladık. Şimdi biraz netleştirmek için adımızı tamamlayalım. Yani 3 florotoluen. Şimdi devam edeceğiz ama şunu açıklık getirmek istiyorum. Kaan Akademi videolarını izlediyseniz bir şeyleri ezberlemekten nefret ettiğimi belki biliyorsunuzdur. Yani burada amacım size ezber yaptırmak değil. Ama bunlar sistematik olarak türetilmiş adlar değil. Kimyada bunlar bu şekilde kullanıla gelmiş. Çünkü zamanında bu adları bulan kimyacılar da bu şekilde duymuşlar. Neyse devam edelim. Evet ezberlemenizin iyi olacağı şeylerden bir tanesi daha. İşte benzen halkamız ve benzen halkamızı tamamlayan fonksiyonel grubumuzsa bir amin oluyor. Burada amonyaktaki hidrojenlerden birinin yerine başka bir yapı geçiyor. Şuraya amonya bir çizelim. Amonyak 3 hidrojen ve bir ortaklanmamış elektron çiftine sahip. İşte yerine geçilen hidrojen bu. Aslında burada 2 hidrojen olacak. Eksik yazmışım. Yani hidrojenlerden birini benzen halkasıyla değiştirmiş olduk bu tür bir yapıya anilin diyoruz. Yine aynı mantık. Buraya bir floro grubu koyarsak bunun adı iki floro anilin olur. Yani temel molekül neyse onun adını yazıyorsunuz. Sonra ona bağlı olan grupları. İsimler hakkında bilgi dağarcığınıza katacağınız iki örnek daha göstermek istiyorum. Böylece bunları biri size göstermeden önce görmüş bilmiş olacaksınız. Şimdi yine benzen halkamıza geri dönelim. Evet halkamız şöyle. Bu kez şurada bir karboksil grubu yer alıyor. Burada karboksilik asit oluşmuş durumda. Buradaki şey yani bu hidrojen aslında oldukça kolay bir şekilde salınabilir. Bunu da ileride konuşacağız. Bu moleküle benzoik asit diyoruz. Aslında bu ismin kökeninde yatan mantı size göstereyim. Burada benz kısmı var. Rengi değiştireyim. Şu benzen kısmı benzi ifade ediyor. Genel olarak bunun gibi bir karboksil grubu varsa karboksilik asit haline gelir. Yani sonuna oik asit eklersiniz. Bu aslında mantıklı bir adlandırma. Şimdi size göstereceğim son şey de buna çok benziyor. Bu kez burada OH yerine bir tane hidrojen var. Yani bu bir aldehit. Şuraya çizelim. Tabi bunun adının ne olacağını aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir. Elbette bu bir benzaldehit. Evet halkamızı şöyle çizdik. Şimdi buraya karboksil grubunun yerine bu kez aldehit grubunu ekleyelim. Karbonumuzsa tam şurası. Tabii bunu ilk kez görmüş olabilirsiniz diye her ihtimale karşı şöyle göstereyim. Evet şimdi burada OH grubumuzun yerine bir hidrojen bulunuyor. Bir öncekinde yaptığımız gibi şu kısım benzen kısmı. Öyleyse ismimize benzle başlıyoruz. Ardından da şuradaki aldehit grubunu ekleyeceğiz. Yani ismimiz benzaldehit oluyor. O zaman tüm bu molekülün adı bu oluyor. Diğer videolarımızda aminleri, aldehitleri ve karboksilik asitleri çok daha detaylı inceledik ve bunları içeren tepkimeleri gördük. Ama bu videoda size kısaca bu adlandırmaları göstermek istedim. Artık bu tür isimler karşınıza çıktığında gözünüzü korkutmayacaktır diye düşünüyorum.